ilanda şöyle yazıyor. Diyor ki Fiat Cabrio Full. Çelik jant ve yeni lastikler. Arka spoiler ve yan basamak. Hakikaten basamak da var bu arada. Elle değiştirmeye imkan sağlayan vites. Ne diyor sana? Elle değiştirmeye imkan sağlayan... Şimdi cümle uzun olunca vitesle ilgili bir şey olduğunu düşünüyorsun. Bir özellik var diyorsun. Tabii. Ayakla basılan otomatik gaz pedalı. Beşinci lastik orijinal koruma. 150 bin kilometrede. 73 model Antika. İşte 1400 cc. Kilometre saat göstergesi çalışıyor. Devir göstergesi opsiyonel. 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 Yani opsiyonel. Hani sen ikinci el araba ama alırsan takacaklar. Hani istersen evet, sen... değiştirebilir yani. Sağ dönüş sinyali, sola dönüş sinyali. Dörtlü flaşör, koltuklar kılıflı. 360 derece dönebilen direksiyon simidi. Aa, tam trakü. Evet. Park lambaları, kısa hüzmeli farlar, uzun hüzmeli farlar. Benzin azaldığında sürücüyü uyaran ışık. Benzin bittiğinde otomatik duran motor sistemi. Süper pazarlama. Nasıl? 2006 senesinde verilmiş bu ilan mesela. 2006 vay yılının otomobil ilanları böyleymiş. Abi sattığından çok nasıl sattığın önemli demiş. Onu tolga göndermiş. Doğru yani. Even if nothing happens, something happens. Even if nothing happens, something happens. Something happens. Tam Trump cümlesi biliyor musun? Onun o böyle ağdalı konuşmasıyla bunu kurduğunu düşünsene. Şimdi bu ilan daha yeni bir ilan. Araç alıp satarken verilen ilanlardan bir tanesi. Arabamız keyfe kederdir. Keyfe keder. Yani? Yani bu araç ilanlarında olan bir tabir bu. Yani keyfe keder satıyoruz manasında. Ha, o manada. Yani aslında satmaya niyetimiz yok. Ha. Hani öyle satılırsa satılır. Böyle evet. Bir satalım derdinde değil. Güzel. Tavanda ufak bir yamukluk var. Ne olmuş, tatlı mı? Adana Menderes'te üstünde dansöz oynattım. Ha, keyfe keder. O yüzden yani araba keyfe keder. Çok az bir yamukluk diğerleri resimlerde var diyor. Yani arabanın diyor tavanında diyor yamukluk var çünkü üstünde dansöz oynattım diyor. Vay ya. Ya bu kadar. Hakikaten keyfe keder yani. Abi kral adam ya. Bravo ya. Yani adamın düşünsene şimdi bu kadar keyfine düşkün olan bir adam muhtemelen arabaya da iyi bakmıştır diye düşünerek. Çok cesur bir ilan yani. Araba bakmaya pazara gittim diyor Cem. Tamam. Bir tane beğendim sağına soluna baktım var mı hasar kay dedim. Yok abi çizik yok dedi. Anında tremere girdim. Aracın pert kaydı var. Döndüm bu ne dedim. Satan adam hadi ya dedim ve yere çöktü diyor. Ne diyorsun sen ya? Adam bilmiyor musun? Adamın da mı haberi yokmuş yani? Aa. Ya onu söyleyecektim ben demin. Şimdi pert kaydı olan arabalar var tamam mı? Şimdi iki tane otomobil diyelim ki ne diyelim ben model marka vermeyeyim. İki tane otomobil olduğunu düşünün. Pert dediğim şey ne yani? Şöyle 2017 model iki tane aynı arabadan düşünün. Bu arabalar öyle bir kaza yapmış ki sigorta demiş ki bu arabalar perte çıkar. Yani pert demek yani. Yani artık çıkmayacak. Evet yani biz bunun sana parasını ödeyeceğiz. Bu arabanın değeri neyse sen git kendine aynı fiyattan başka bir araba al. Bu araba artık hurda. Evet. Pert dedikleri şey bu. Şimdi şöyle yapıyorlarmış. Pert kaydı olan arabayı alıyorlar. Aynısından bir araba daha alıyorlar. Diyelim ki ilk aldıkları arabanın önden hasarı mı var? Evet. O arabayı ikiye bölüyorlar. Onun arkasını kullanıyorlar. Diğer arabanın arkadan mı hasarı var? Onu da ikiye bölüyorlar. Önünü kullanıyorlar. Ortasından kaynatıyorlar bunu birleştiriyorlar. Nerede kaynatıyorlar abi? 100 derece suya mı atıyor? Evet 100 derece suya atıyorlar. Kaynatıyor ya, ya? Kaynatıyorlar. Kaynak yapıyorlar işte. Kolay mı o ya? Ya işte yapıyorlar şasiyi birleştiriyorlar yani. Şasi nasıl birleşiyor zannediyorsun sen? O da kaynakla birleşiyor neticede. İkiye bölünmüş arabayı birleştirmiyorlar herhalde. Işte parça birleşiyor. Tamam ama işte birleştiriyorlar yapıyorlar bunu yani. Önü başka arkası başka araba oluyor. Aslında iki pert arabadan bir tane normal araba çıkmış gibi oluyor. Aslında normal olmuyor ama o yani. Tabii yani. Ama pert kaydı oluyor. Mesela bu tramer kaydı denen şeyi birçok insan bilmiyor. Böyle bir şey var. Şimdi siz aracınızda kaza yaptınız. Rapor tuttunuz değil mi? İşte sigortadan para alacaksınız. Evet. Ama trafik sigortasından ama kaskodan bu kayıtlara giriyor. Dolayısıyla o arabanın şasi numarasını ya da plakasını girdiğinizde o arabanın böyle bir hasar kaydı olup olmadığı çıkıyor. Buna tramer kaydı deniyor. Ve hiç hasar yok bilmem ne falan denen birçok arabanın da ben böyle plakasını sorguladığımda o tramer kaydında gerçekten de böyle birçok hasarı olduğunu görebiliyorsunuz. Vay
Vay be. Evet, böyle bir yöntem de var. Şimdi diyor ki bir dinleyicimiz, ilandaki arabanın değeri 87 bin. Bende de 85 bin lira var. Verir misin arabayı dedim. Adam dedi ki bana şu anda 89 bin lira veriyorlar dedi. Ben de nasıl yani, ilanda 87 yazıyor dedim. Adam, ben de şaşırdım. Şimdi ilanı 95 bin lira diye güncelliyorum dedi. Araba piyasanın ilk artmaya başladığı zamanlardaki piyasa, araba piyasasının ilk artmaya başladığı zamanlarda geçen konuşma bu diyor. 77'den 95'e mi çıkmış? Yok, 87'den 95'e çıkmış. Ha, 87'den 95. Yani adam 87 istemiş. Dinleyicimiz 85 vermiş. Adam demiş ki bana şu anda 89 veriyorlar. O da demiş ki ilanda 87 yazıyor. Ben de şimdi onu düzeltiyorum. 95 yapıyorum demiş. Bak, bir dönem öyle hızlıydı. Öyle yükseldi ya. Bir dönem dediğin çok yakın işte. Yakın, çok yakın zamanda oldu yani bu. Burak diyor ki 2017 senesi 0 marka bir araç aldım. Bak 0 alıyor. 0 marka değil. 0 marka, evet. Ya 0 marka almıştı. 0 kilometre, tamam. 0 kilometre bir araç almış, tamam mı? Tamam. Akşam aracın kutlaması için Kumkapı'ya gittik. Evet. Akabinde akşam dönerken lastik basınç göstergesi yandı. Evet. Çivi girdi herhalde dedim. Ertesi gün lastikçiye gittiğinde lastikçi, abi bu araç yeni mi diye sordu. Evet, dün aldım dedim. 0. 0. Evet. Anlamadım ama lastik işte işlem görmüş. Bak, yama yapmışlar. Nasıl 0 araba bu, anlamadım dedi. Ertesi gün gittim, durumu anlattım. Yapabileceğimiz bir şey yok dediler. 2019 senesinde daha sonra başka bir otomobil alıyor. Tamam. Yine iyi bir markaya gidiyor. Diyor ki buraya gittim, araç aldım. Dedim ki lastikleri sürekli kontrol edeceğim. Garip garip baktılar, nedir ne oluyor falan dediler. Durumu anlatınca söktürüp bakmıştım diyor. Evet. Düzeltme 0 marka olmaz diyor. Şu marka 0 araç aldım diye markayı söylemiş. Düzeltme 0 kilometre olmaz diyor. Evet. Hakikaten 0 kilometre aldığın bir arabanın lastiğinin yamalı olması ne demek ya? Olur mu öyle şey ya? Ne kadar saçma bir şeymiş. Evet. Değeri 20 bin lira olan 1972 model üstü açık Jeep CJ7 aracımı satarken sorulan en ilginç soru. Üstü açık Jeep satıyor. Tavanda boya var mı? İşte hiç mi kapanmıyor? İşte CJ7 ya, 72 model Jeep'ler var ya böyle. Ya kapalı değil zaten. Kapalı değil zaten, tavan yok, ne tavanı? İki, içinde sigara içilmiş mi? Bunu da sormuşlar. Ve en ilginç teklif. Bu arabaya karşı takas teklifleri geliyor. Bir de böyle bir şey var. İlan verdiğin zaman bir sürü böyle takas teklifi geliyor sana. 4 tane çok güzel tatlıcı güvercinim var. Tanesi 5000 lira, uyar mı diye yazmış birisi. 4 güvercini ver bana diyor. Evet, 4 güvercin vereyim. Tanesi 5'ten 20 bin lira. Jeep'i sen bana ver diyor. Güzel taktik ha. Hayır, güzel teklif olabilir. Bilmiyorum ben şimdi güvercinden hiç anlamam. Belki de çok güzel bir teklif.